Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın, iyi haftalar dilerim. Yoğun bir hafta olacak hem içeride hem de dışarıda. Küresel piyasaların bu haftanın majör konusu ABD enflasyonu olacak. Fed'in şahin tutumu devam ederken resesyon ihtimallerini bir miktar daha azaltan tarım dışı istihdam verisi, tüm bu ayrıntılarla birlikte Fed'in daha da şahin olabilmesini sağlayacak bir enflasyon mu gelecek, yoksa burada zirveden bir geri çekilme mi söz konusu olacak? Öngörü biraz daha geri çekilmeye yönelik olduğunu da hatırlatmış olalım. İçeride ise önemli veriler var. Yurt içinde önümüzdeki haftanın itibariyle şekillendirecek olan piyasaları bu hafta karşılayacağımız verilerde özellikle cari işlemler dengesi, işsizlik oranı, sanayi üretimi endeksi ve perakende satışlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da piyasa katılımcıları ankete açıklanıyor olacak. Bu haftanın özelinde de içeride takip edeceğiz. Peki piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları neler? İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in doğal gaz ticaretini kısmen ruble cinsinden yapma konusunda mutabık kalması, gözler bu kez ABD'ye de çevrildi. Yapılacak olan yine buradaki yorumlar nasıl şekillenecek, küresel piyasaların bir miktar daha odağında olduğunu da hatırlatmış olalım. Sanayi Bakanlığı'ndan 52,2 milyar liralıkta bir teşvik geldi. Bu teşviğe bakacak olursak bu yatırımlara yönelik, gerçekleştirilmesine yönelik verilen teşvikle birlikte 37.519 kişinin de istihdam edilmesi planlanıyor. Sanayi Bakanlığı'nın Haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesinde verildiğini yine söylemiş olalım. ABD Senatosu bir yıldır tartışılan yasayı da onayladığını söyleyelim. Senato temiz enerji girişimlerine rekor harcama reçeteli fiyatlarını düşürme tedbirleri ve büyük şirketlerin gelir vergisi ödemesini sağlamak için bir vergi revizyonunu içeren enflasyonda azaltma yasasını geçirmiş olduğunu da söylemiş olalım. ABD Senatosu bir yıldır tartışılan yasayı böylelikle onaylamış oldu. Çin tarafından özellikle yine ABD enflasyonu takip edilecek diyoruz küresel piyasaların, ama içeride yine yoğun veri var. Fakat dışarıda da küresel piyasa fiyatlamalarını etkileyecek olan ABD-Çin gerilimi. Bu devam ederken özellikle Çin-Tayvan tatbikatlarında uzattığını söylemiş olalım. Bu tatbikatların da 7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülmüştü daha öncesinde. Fakat burada da bir uzama söz konusu oldu. Küresel piyasalar ABD enflasyonunu özellikle odaklanmışken içeride yaşanan veriler, içeride gelecek olan verileri dahi şekillendirebilecek küresel piyasalarda ABD enflasyonu olduğunu söyleyelim. 9.1'lik enflasyonda 8.8 beklentilerle birlikte düşmesi yönünde olduğunu da söylemiş olalım. Ayrıntıları nasıl oluyor? Hafta içinde özellikle hangi verileri takip ederken hangi fiyatlamalara dikkat etmeliyiz? Şimdi Kutay Korap'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma uzmanımız Kutay Korap'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar. Evet, bu haftanın özelinde hem içeride yoğun veri takvimi var hem de dışarıda ise küresel piyasaların da hakim olduğu ABD enflasyonu var. Ne dersin bu hafta bugüne özel, özellikle fiyatlamalar bize neyi gösteriyor? Şimdi içeriden başlarsak, içeride haber başlıklarının yanı sıra Borsa İstanbul'da 3 haftalık üst üste getiri serisi ön plana çıkıyor. Geçen hafta banka ve ulaştırma hisselerinde %13-14'ler civarında haftalık bazda getiriler takip ettik. Çok ciddi kısa vadeli bir getiriye tekabül ettik. Zaten Cuma bankacılık endeksi %4, ulaştırma %4,5 civarında bir getiri sağladı ki bu işlemler gerçekleşirken Borsa İstanbul mesela geçen hafta 5 günün 4'ünü primli kapattı. 3 günü de TL bazlı rekor kapanışların takip edildiği bir seri izlendi. Tabii bunlar gerçekleşirken işlem hacimlerine dönüp bakarsak Borsa İstanbul'da yüksek işlem hacimleriyle bu işlemlerin gerçekleştiğini hatırlatalım. Ki zaten Cuma günü de 50 milyar TL ile son 1-1,5 aylık hatta 2 aylık ortalamaların oldukça üzerinde bir işlem hacmine işaret edildi. Hatta bir Borsa İstanbul'un grafiği de var. Onu da rica edelim. Endeks son 15 işlem gününde Pelin %16,5 getiri sağladığını söyleyelim. Yani kısa vadede bir yine bilanço sezonu
öncesi ve bilanço sezonu içerisinde Borsa İstanbul'da bir mini rally başladı ve devam ediyor. Dediğimiz bu rally'nin içerisinde banka ve ulaştırma hisselerinin önemli bir şekilde paydaş olduğunu hatırlatmış olalım. Hacimlerde gördüğümüz üzere neredeyse Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeleri işaret etti Cuma günü. Tabii bu hafta önemli bir bilanço takvimi var. Bu bilanço takvimi içerisinde hemen notları da söyleyeyim. Pazartesi günü yani bugün İş Bankası, Vakıfbank, AGESA Hayat, Emeklilik. Diğer taraftan yine Goodyear'da bu akşam beklenen finansallar arasında. Yarın Aksigorta, Brisa, Coca-Cola, Enerjisa, Erdemir, Migros ki zaten yarın konsolide olmayan bilançoların son gönderim tarihini olduğunu söyleyelim. Çarşamba günü Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Perşembe günü Sabancı Holding, Tekfen'in finansalları gelecek. Aynı zamanda MSCI'de 2022 yılı 3. dönem endeks değişiklikleri de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısı bir de açıklanması bekleniyor. Orada herhangi bir değişiklik beklentisi olmadığını da söyleyelim. Cuma kapanış rakamlarında Türk Hava Yolları %12 düzeltiyorum. Türk Hava Yolları %5 yukarıda kapattı. Endekse 12 puan katkı sağladı. Ki zaten 34 puanın 12'si hava yollarından geldi. İş Bankası, Akbank, Emlak Konut, Sabancı Yapı Kredi, Koç Holding, Garanti diye liste gidiyor. Yani finans sektörü biraz daha ön plandaydı ulaştırmada hava yolları ile birlikte. Diğer taraftan sanayi hisselerinde değer kayıpları takip ettik. Şunu söyleyeyim son not Borsa İstanbul için. Bu hafta gelecek bilançolar en azından o salı günü konsolide olmayanların son gönderim tarihiyle çok daha yoğun bir bilanço takip edebilir. Ben 14 tane saydım biraz önce bu ana finansallar içerisinde. Sadece bu 14 tanesinin endeks içerisindeki ağırlığı %27. Yani bu denli önemli bir bilanço takvimi haftası takip edileceğini hatırlatmış olalım. Şimdi dönüp buradan küresel piyasalara bakarsak, küresel piyasalarda bu hafta tabii ABD'den gelecek enflasyon rakamı piyasaların risk iştahını ve seyrini belirlemesi açısından önemli olacak. En nihayetinde Cuma günü gelen istihdam verisi ABD'de piyasalarda biraz daha satış olarak karşılandı. Çünkü burada 75 bas puanlık faiz arttırma ihtimalleri oldukça kuvvetlendiğini gördük bir sonraki toplantıda ki bu konuyla ilgili Bowman'ın da açıklamaları vardı. Fakat diğer taraftan baktığımızda ABD'de güçlü gelen şirket karlılıkları ve aynı zamanda Tayvan sürecine dair gelişmeleri yanı sıra bu haftada enflasyon rakamı gündemde yer alacağını söyleyeyim. Hatta ABD'deki bilançoları da hatırlatmaya çalışayım ben bu hafta için. Coinbase, Walt Disney ve Rivian gibi firmaların finansallarının açıklanacağını söylemiş olalım. ABD endekslerinde her ne kadar veri sonrasında kayıplar 0.50'lerden %1'lere kadar ulaşsa da Dow Jones mesela dün Cuma gününü primli seyirle kapatmayı başardı. Diğer taraftan dönüp bakarsak ABD'de Senato'da Biden tasarısı olarak da adlandırabileceğimiz 430 milyar dolarlık tasarı onaylandı. Bu tasarının onaylanması evet tamam kendi ekonomileri içerisinde ayrı bir hikayesi var ama orada benim gözüme çarpan nokta şu oldu. Bu tasarı içerisinde hisse geri alım programlarına 2023 yılından sonra %1 ek vergi geleceği yönde haber başlıkları gördüm bunun içinde. Bu da S&P şirketlerinin hisse geri alımlarını daha hızlandırabileceği yönünde bir hamle gelebileceğini de hatırlatalım. O yüzden S&P 500'de hisse geri alımlarının bulunması, fiyatların geri çekilmesi adı fiyatların olası geri çekilmeleri karşılığında bir aşağıda tampon oluşturabilir bu %1'lik vergi avantajına. Evet. Yani gelecek yıl buyback yapıp %1 vergi ödeyeceğimi şimdiden buyback yapabilirim diye bir tutum sergileyebilir. Brent 95 dolar 60 sent, WTI 90 doların altında. Bu hafta OPEC ve aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporları paylaşılacak. O tarafı da takip edeceğiz Pelin. Gündem yoğun. Gündem yoğun, yoğun bir hafta diyelim. Kutay Korap çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardıkların için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Asya tarafında özellikle Çin ve Tayvan gerginliği devam ederken bu taraf yakından takip edilirken petrol fiyatları da yakından izleniyor. Şimdi Dubai'ye gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Bloomberg ET Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar diliyorum sana da. Yoğun gündem başlıkları ama jeopolitik konular yakından takip ediliyor Asya piyasaları açısından da. Ne dersin bizlere? Pelin, merhaba, iyi haftalar sana da, hoş bulduk. Evet, Asya'da net bir yön yok. Bugün karışık bir görüntü var. Ne artılar ne eksiler her iki tarafa da fazla değil. Hong Kong'u gerçi ayrı tutayım, %1'in üzerinde eksisi var Hong Kong'un. Neler takip ediliyor? Tabii ki Amerikan verileri önemli. Dış istihdam rakamları geldi Cuma günü. Onu piyasa fiyatlamaya çalışıyor. Bu hafta içinde enflasyon gelecek. Oradan da FED ile ilgili sinyaller almaya çalışacak piyasa. Bugün en önemli verisi Çin'den gelen dış ticaret rakamlarıydı. Özellikle ihracat %18 arttı. Çin'den yeni bir rekor geldi. Temmuz'da 101.2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası oldu Pelin. Ama bu piyasalara çok fazla coşku vermedi Çin borsası. Yatay, dediğim gibi, hem Çin'in bir turistik adasında yine Covid vakaları görüldü, hem de bu emlak konusu hep gündemde durmaya devam ediyor. Tabii ki jeopolitik gerginlik, Pelosi gitti ama Çin tatbikatlarını uzatma kararı aldı. Sürekli Tayvan'a yakın yerlerde tatbikatlar yapıyor. Yani bu konu gündemde kalmaya devam edecek gibi. Hong Kong'dan yeni bir karar geldi. Yabancılar karantinaya geliyordu ülkeye girince. O 7 günden 3 güne indirildi. Çok önemli bir değişiklik değil ama bazı havayolları şirketlerinde bu olumlu karşılandı. Turizmi artırabilir beklentisiyle. Ama dediğim gibi Asya'da net bir görüntü yok. Petrol ise geçtiğimiz hafta çok sert düşmüştü. %10'un üzerinde düşüşler vardı. Bu haftaya hafif de olsa yükselişle başladı. Çok yakında yeni bir haber yok. Biraz bu talep konusunu bekleyeceğiz. Bu hafta içinde OPEC'ten raporlar gelecek ama en çok dikkatimi çeken Goldman Sachs'ın raporuydu. Piyasa beklentilerini aşağı çekti Pelin. 140 ve 130 dolardan 3. ve 4. çeyrek için 110 dolar ve 125 dolara çekti beklentisini. 4. çeyrekteki yüksek rakam dikkatimi çekti. Son olarak da bu Dubai ile ilgili bir notla bitirmek istiyorum. Dubai'de turizm rakamları açıklandı. İlk 6 ayda 7.1 milyon turist gelmiş Dubai'ye. Hala pandemiden başlamadan önceki rakamlardan daha az ama giderek toparlanmayı biz de hissedebiliyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, küresel piyasalar bir tarafta Tayvan'daki gelişmeleri takip ederken diğer tarafta ise ABD enflasyonuna odaklanmış bulunmakta. Tüm bu ayrıntıları yine konuşacağız kendisiyle. İçeride de yoğun veri takviminin olduğu bir haftadayız. Evren Kırıkoğlu her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bizlerle birlikte. Evren, iyi haftalar dilerim. Günaydın Pelin, iyi haftalar diliyorum. Evet, şimdi Tayvan'daki gelişmeler bir tarafta izlenirken küresel piyasalarda, bir diğer tarafta ise ABD enflasyonunu yakından takip ediyoruz. 9.1'lik bir yükseltin 8.8'e gerilemesi yönünde de bir beklenti öngörüsü hakim olduğunu da söyleyebilirim. Aslında biraz da beklentilerde de ayrışma söz konusu. Senin beklentini merak ediyorum. En önemlisi bu iyi gelen, en azından yani artık zirvenin görüldüğü ve aşağı yönlü bir hareketin başlangıcı olarak kabul edeceğimiz veri sence piyasalar açısından iyi mi yansıtıyor, kötüyü mü yansıtıyor? Çünkü Fed'in de şahin bir tutumunun devam edebilmesi açısından ne dersin? Evet, piyasalar enflasyon verisi, yani özellikle de bu kadar artık kritik hale gelmiş bir enflasyon verisine odaklandığında bir veya iki aylık hareketlerden veya değişimlerden ziyade daha çok işte 12 aya yakın, işte sene sonu ve 12 aya yakın vadelere odaklanmayı tercih edebilir. Bunun zaten en güzel örneğini en son gelen iki güven anketindeki ileri vadeli ABD'nin tüketicilerin ve KOBİ'lerin ileri vadeli enflasyon beklentilerinin gerilediğinin anlaşılması sonrası piyasalara bunun nasıl olumlu yansıdığı görmüştük. İleri ay vadeli, yani 12 ay vadeli beklentiler ilk defa tüketici tarafında belirgin bir gerileme kaydetti. Orada Fed'in zaten kendi enflasyon tahmini, yani 12 ay sonrası için sene sonları için verdiği enflasyon tahmininin gevşeme trendinde olduğunu biliyoruz ama piyasa onu çok dikkate almıyordu. Daha çok anket göstergelerine burada odaklanıyordu. O anketlerde ilk defa gerilemeye başladı. Yani bu ay gerçekten enflasyon gerçekleşme verisi işte zirveden dönüş sergileyecek olsa bile
asıl önemli olan konu ve asıl bizim odaklanmamız gereken konu ileri vadeli 12 ay sonraki enflasyon beklentilerinin gevşemeye devam edip etmeyeceği. Orada da şimdilik yani elimize bir aylık veri var ama Michigan Üniversitesi tüketici güven anketindeki o ileri vadeli enflasyon beklentisinin gerilediğini ilk son bir aydır biliyoruz. Onun devam etmesi piyasalar açısından ve Fed tahminleri açısından çok olumlu, Fed öngörüler açısından çok olumlu olur. Çünkü aktivite verileri dünyanın geri kalanına kıyasla kuvvetli seyrettikçe, enflasyon da gidip yukarı yönlü sürprizler yapmaya devam ederse hem anketlerde hem gerçekleşmede, o zaman Fed'in daha da fazla sıkılaşması gerekecek ve bunun küresel işte resesyon ihtimali daha da fazla arttıracağına dair bir endişe var. Bunun gerçekleşmemesinin tek yolu bu anket göstergelerinin gerilemeye devam etmesi. Ben şöyle düşünüyorum, yani bir miktar elbette şeyde aktivitede aşağı yönlü seyir olduğu için gerileme oluşacaktır. Yani gerçekleşme Fed'in tahmin ettiği kadar olmasa da beklentilerdeki iyileşme sürecektir. Ama günün sonunda her ne kadar şey olursa olsun, sene sonu beklentiler hangi seviyelere çekilirse çekilsin ki şu an 2023 sonu için yani %4'ün altında kalınması da şu an henüz garanti değil. Yani onun üstünde kalınması da söz konusu olabilir ama Fed yine de bir miktar negatif reel faiz vermeye devam edecek bir duruyor. Yani ben Fed faizinin öngörülebilir gelecekte açıklanan cari enflasyonun üzerine çıkmasını hani 12-24 aylık vadede beklemiyorum. Bu da tabii hem bu kadar biriken borcun eritilmesine, borçların eritilmesine destek oluyor bir yandan. Diğer yandan da küresel finansal istikrarsızlık ihtimalini azaltıyor. Çünkü Fed beklentiye kıyasla sürpriz sıkılaşma yaptıkça işte Euro-Dolar paritesinin 1'in altını test ettiğini ve diğer finansal göstergelerde sıkışma izlenimini görüyoruz. Bu da tabii kimsenin içine gelmiyor. Yani o kadar bir finansal istikrarsızlığa sevk edilmiş bir dünya kimsenin içine gelmediği için Fed'in bir miktar enflasyona kıyasla bir adım geride kalacağını ve reel faiz negatif seviyede tutmaya devam edeceğini ben bekliyorum. Özellikle Haziran ayındaki enflasyon verilerinde ABD'de en önemli olumlu nokta çekirdek enflasyonun bir miktar daha düşüş eğilimine girmesi anlamında. Fakat Fed her ne kadar işte burada yıl sonuna kadar 100 bas puanlık bir faiz arttırımı eğilim mesajı verse de üyeler tarafından daha da şahin olabileceği açıklamaları da geliyor. İşte yıl sonuna kadar mesela agresif faiz artışları bir miktarda bakıyoruz %70'in üzerine çıkmış bulunmakta. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında ama bu haftaki alacağımız veri biraz daha etkileyici olacak. Şimdi piyasalar açısından da olumlu gelen veri sonrasında, tarım dışı istihdam veri sonrasında içeriye yansımasına bakacak olursak Borsa İstanbul BIST yüzde tüm zamanların en yüksek seviyesinde görmüş oldu. Dolayısıyla bu tarafta beklentin nedir senin? Bunu sormak istiyorum çünkü içeride yatırım araçları alternatif getiri anlamında çok daha sınırlı olduğundan dolayı Borsa İstanbul'da bunun etkisini görüyoruz. Ne dersin? Tabii yani orada yani yurt içi borsada çok fazla enflasyon etkisi var. Yani şeyden baktığımız zaman Aralık ayına yani sene başına kıyasla %46 içeride TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı %46 Aralık'tan bugüne kadar. Borsa İstanbul'a bakıyoruz 48 sene başından bu yana getirisi. Yani aslında enflasyonu yenmeye çalışan, onunla mücadele yarışan bir borsa söz konusu. Bana burada çok fazla böyle bir reel getir varmış gibi gelmiyor. Sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Ama hakikaten enflasyon etkisinden arındırıldığında çok fazla orada bir potansiyel ben görmüyorum. Yani hisse bazında elbette. Hisse ve sektör bazında olumlu ayrışanlar, daha şey getirenler var ama bir endekse bir bütün olarak baktığımızda hani vatandaşın enflasyondan korunmasına karşın iyi bir şey sunmuyor. Önümüzdeki dönemde bu değişebilir. Tabii yani önümüzdeki aylarda Türkiye'nin 2023 sürecinde yaşayacakları işte bu mevcut enflasyon ve diğer makroekonomik göstergelerdeki gidişatı, dengelenmenin nerede oluşacağını falan dikkate aldığımızda borsa enflasyona da kıyasla hani enflasyonda gerileyeceğini belki umarak daha reel enflasyon üzerinde bir getiri sunabilir. Şu an bence henüz o noktada değiliz, hala değiliz. Dünyanın çok pek çok yerinde de böyle bu arada. Yani bu enflasyonla mukayese edildiğinde getiriler çok zayıf kaldığı yerler var. Onun şeyin dışında yani gayrimenkul veya diğer şey gibi fiyat şeyi sağlayan varlık sınıflarında da benzer hareketler izlenecek. Yani bu bir noktada reel varlıklardan işte gayrimenkul olsun hani bir yere ikinci el arabaları çok konuşuyorduk gibi şeyler olsun. O varlıklardan, reel varlıklardan biraz daha finansal varlıklara doğru geçiş mutlaka olacaktır. Ama şu an henüz onu gördüğümüzü söylemek için erken. Dediğim gibi enflasyonun seyrinde içeride bir değişiklik görmemiz ve bunun emarelerini almaya başlamamız gerekiyor. Bunları takip etmemiz gerekiyor özetle.
Peki böyle bir durumda dolar endeksini nasıl yorumlarsın? Yani küresel anlamda dolar gücünü korumaya devam eder mi? Yoksa biraz daha burada FED'e doğru gözler çevrilir mi? Dolar endeksinde bence zirveyi gördük. İşte az önce söylediğim sebeplerden dolayı zaten çok fazla dolar endeksinin yükselmesi küresel finansal istikrarın içine gelmediği için FED'in artık bir miktar açıklanan enflasyon her ne olacaksa onun bir adım gerisinde durmasını beklerim. Dolayısıyla hani benzer bir şekilde mesela euro dolar paritesi de dolar endeksinin yarıdan fazla yarı ağırlığını oluşturuyor. Euro dolar paritesinde mesela bir seviyesine atlar artık daha fazla gerilemesini beklerim. Bence burada bir denge buldu. Hem dolar endeksinde hem euro dolar paritesinde buna paralel yatay seyir beklerim. Bu zaten hani Fed'in bir miktar reel faiz vermeye devam edeceği fikri aslında verim eğrisinde dikleşmesi gerektiği sonucunu yaratıyor. Orada da Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yani ben 3'ün altını çok beklemiyordum. Şu an 2.80'lerde falan çok da aslında uzak değiliz ama hani bu seviyelerin buralarda artık dip olmasını beklerim. Yani bütün o şeylerde biraz dolar aleyhine ve uzun vadeli faizler lehine yani faizlerin yükseleceği bir senaryoya senaryonun daha olası olduğunu bekliyorum. Bu tabii dünyanın geri kalanı için bir endişeleri bir miktar sınırlayıcı nitelikte. Yani bu kadar fazla sıkılaşmış ve bu kadar fazla değerlenmiş dolar küresel olarak düşündüğümüzde aslında kimsenin içine gelmiyor. Dolayısıyla bu hani enflasyona kıyasla bir adım yumuşak duruş aslında küresel dengeler açısından da olumlu veya en azından destekleyici olacaktır diye düşünüyorum. Türk lirası peki bu anlamda sen şimdi küresel anlamda dolar değer kazanırken Türk lirasındaki değer kayıplarını takip ettik. Burada içeride hangi başlıklar Türk lirasını ne yönde etkiler, beklenti nedir? Türk lirasını konuşurken ikiye ayırmak lazım. Yani dünyanın geri kalanından bağımsız olarak bir küresel faktörleri ayrı konuşmamız lazım. Onları zaten işte yayının başından beri zaten konuşuyoruz. Bir de içeride dünyayla hiç alakası olmayan bizim kendi kendimize yarattığımız durumlar ve işte riskler söz konusu. Evet. Önümüzdeki dönemde yani 2023 perspektifinde düşündüğümüzde o kadar fazla başlık takip edeceğiz ki yani mesela seçimler bunların en başında geliyor. İşte uzun zamandır konuşup konuşmadığımız bu şeyler, rezerv yeterlik kaygıları ve bunların sonuç olabileceği veya evet, ima edeceği süreçler gündeme geliyor. Yani bunların açısından düşündüğümüzde Türk lirası üzerinde riskler var ama tamamen yurt içi faktörler sebebiyle. Yoksa küresel faktörler bence çok endişe yaratacak seviyede değil. İşte az önce özetlediğim gibi. Evren Kırıkoğlu, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. İyi haftalar diliyoruz sana da. Evet, içeride takip edeceğimiz yoğun veri başlıkları varken ama haftanın en önemli majör verisi ABD enflasyon dedik. Küresel piyasaların gözü kulağı şu anda enflasyonda olacağını da söyleyelim. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı'yla üzerinden de geçiyor olacağız. Serdar günaydın. Merhaba, iyi haftalar. Evet, şimdi aslında küresel piyasalar eşittir şu anda ABD enflasyonuna evet, odaklanmış doğru durumda. Ne dersin, bize nasıl açıklarsın? Tabii senin de dile getirdiğin gibi yani işte Ukrayna-Rusya savaşı, Çin-Tayvan-Amerika gerginliği vesaire. Ama işte Biden'ın karantinasının bitmesi, orada uzun zamandan beri devam eden yasanın geçmesi. Bunların hepsi geçtikten sonra bilanço sezonu da yavaş yavaş geride kalırken Amerika'daki enflasyon verisine ister istemez herkes odaklanmış durumda. Ki bunun öncesinde de Cuma günü oldukça kuvvetli, beklentilerin neredeyse iki katında bir Amerika'da istihdam verisi. Amerika'da ekonominin büyük ölçüde resesyondan şimdilik bayağı uzakta olduğunu teyit eden nitelikte geldi. Dolayısıyla bakıldığında Eylül ayında Fed'in alacağı bir sonraki faiz kararına kadar en önemli karar seti üzerinde etkili olacak olan veriye doğru geliyoruz. Evet. Hem üretici fiyat endeksi hem tüketici fiyat endeksi tarafında. Şimdi ekrana getirmeye çalıştığım grafikte bakıldığında bir Citi tarafından hazırlanmış G4, yani sadece Amerika değil birkaç gelişmiş ülkeyi burada beraberinde hesaplayan bir sürpriz endeksi. Yani burada evet, mesela Evren'in dile getirdiği gibi işte Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi önemli bir enflasyon için öncü göstergedir. Çünkü enflasyon o ay bittikten sonra biraz geriden takip eden bir veridir. Bunu önceden yakalamaya yönelik kişisel gelirler harcamalardaki değişiklikler, işte ISM endeksinde bakıldığı zaman ödenen fiyatlar gibi alt kırılımlar, Avrupa'da tüketici güven endeksi vesaire gibi çeşitli metriklerden faydalanıyoruz. Şimdi Citi'nin hesapladığı bu endekse bakılacak olursa geçtiğimiz aylarda tepe yaptığı beyaz ile burada resmediliyor ve bu grafik yaklaşık 5-6 yıllık bir grafik. Yani enflasyonun nasıl sakin giderken işte pandemi süresi sonrasında verilen teşviklerle para arzında global artışta bilançoların merkez bankalarının birkaç katına çıkmasıyla beraber yukarı yönde hareketlilik. 2020 Mart'tan 2022 yaz aylarına kadar enflasyon da sürpriz endeksinin hep yukarı yönde beslediğini, işte bunun içerisinde bakıldığı zaman petrol fiyatlarının Brent'in 130-140 dolara gelmesi var, küresel tarım fiyatlarının 10 yılın zirvesine gelmesi var vesaire. Şimdi bu yavaş yavaş aşağı doğru bir meyil verdiğini görüyoruz. Burada kırmızı ile Amerika'daki tüketici
fiyat endeksinin tüfe rakamını görüyoruz. 9.1 ile evet. Şaşırttı. Hatırlanacak olursa 8.7 bir önceki aydaki rakamda bir tepe yapacağı ve oradan artık yavaş yavaş aşağı salınacağı bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla bir ay gecikti ama bundan sonra yeniden 8.7'ye gelerek en azından yılın geri kalanına kadar, hatta 2023'ün de muhtemelen ilk yarısını dahil edecek şekilde bir geri gelme senaryosu. Şimdi bu geri gelme senaryosu hangi hızda olabilir, bizi nerelere getirebilir? Şu an itibariyle vadeli piyasalarda, forward piyasalarda, euro dolar vadeli kontratlarında bunun sinyallerini almaya çalışıyoruz. Şimdi hali hazırda elinde bono pozisyonu olan yatırımcılar, ki bunun içerisinde önemli ölçüde de yatırımcıların çıkış yaptığı hedge fonlar da ciddi şekilde var. Kredi piyasasında ciddi şekilde özellikle kredi notu yatırım yapılabilir eşiğin altında olan firmaların yeniden vade borçları geldiği zaman yeni tahvil ihraçlarında karşılamak zorunda oldukları yüksek maliyetler var. Bunlara yatırım yapılan fonların ciddi şekilde zararları var vesaire. Yani sadece enflasyon ya da sadece faiz seviyesi değil, çok fazla düşünceyi, çok fazla partiyi bir ortamda pekiştiriyor. Şimdi diğer taraftan da sarı ile beraber Amerika'daki bir yıllık enflasyon beklentisi, yani swap faizlerinin bize gösterdiği bir yıllık swap ve iki yıllık swap'a bakıyoruz. Bunun ikisi arasındaki enterpolasyonda bakıldığı zaman nereye doğru gelmesi bekleniyor. Şimdi bu da dörtler civarında. Yani bundan bir sene sonra bile dörtlere ancak gelmesi. Şimdi 2023 yılı için bakıldığı zaman 3.5'a, 2024 yılında ise, yani bu dönemler hatırlanacak olursa, Fed'in bayağı faiz indirimlerinin gelmesinin beklendiği yerler. Orada bile 2.5'a enflasyonun gelmesi bekleniyor. Yani şu an 9'lu olan enflasyonun işte aylık muhtemelen 0.3-0.4 gibi bir geri çekilme hızıyla işte bu yılı muhtemelen 5'lerde kapatması, bir sonraki yıl ancak böyle şu anki getiri eğrisinin bizlere sunduğu getiri denklemiyle nispeten kendini eşitleyen, yani o ana kadar ellerinde sabit kuponu tahvil tutan yatırımcılar enflasyon karşısında ana paralarının alım gücünden feragat etmiş olacaklar ya da alternatif daha iyi arayışlarda olacaktır. İşte hisse senetleri vesaire gibi. O yüzden Amerika'da gelecek olan enflasyon, tabii üretici fiyat endeksi de tüketici fiyat endeksi için bir öncü gösterge. O da önemli. Petrol fiyatlarında 100 doların altına bir sarkma olması önemli. Citi'nin, Goldman'ın bakıldığı zaman aşağı yönde revizyonları var. Yani mevcut fiyat seviyelerinin üzerinde yine de ama önceki tahminlerine göre daha aşağıda bir takım revizyonlar. Dolayısıyla Amerika'daki tabii enflasyonun geri geliyor olması, gıda fiyatlarındaki aşağı yönde seyir oldukça önemli. Ama talep tarafından, yani bize enflasyon bir noktadan sonra büyümeden de çalmaya başlar. Çünkü insanlar enflasyon kadar gelirleri artmayabileceğinden daha az tüketirler senaryosunu çok fazla desteklemeyen tabii bir yeri oldu Amerika'daki tarım işi istihdam verisi. Yani açık olan pozisyon sayısından daha az bakıldığında aktif iş arayan insan var. O yüzden talep kaynaklı enflasyonun geri çekilmesi, enflasyonun yani daha sınırlı kalması bunun, önümüzdeki dönemde enflasyonun geri çekilmesinin piyasaların beklediğinden daha yavaş olmasına neden olabilir. Son olarak da şunu söyleyeyim. 50 ila 75 bas puan mı? Yani Eylül toplantısındaki faiz arttırım beklentisi FED tarafından. Şu an 70 bas puan bekleniyor. Yani 50 ile 75 arasında 75'e bayağı daha yakınım. %75 civarında neredeyse bir yukarı yönde 75'e daha yakın kendini konumlandıran bir piyasa var. Yılın geri kalan iki toplantısında da yine muhtemelen 25'er bas puan arttırım yapılır civarında swap curve kendini o şekilde konumlamış durumda. Yani bakıldığında %1'in üzerinde muhtemelen 1.25, yani 25 bas puanı bir birim olarak alırsak 5 birime yakın bir faiz arttırımı FED tarafından yılın geri kalanında piyasa tarafından şu an fiyatlanıyor. Özellikle burada enflasyon verisi de bundan sonraki fiyatlamalar içerisinde de bir revizyonu, bir değişikliğe uğratacak mı? Yakından takip ediyor olacağız evet. Bundan sonraki süreci. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte aktarmış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım ülkeninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini almak üzere ise info yatırıma gidiyoruz. Yunus Şahin bizlerle birlikte. Yunus, hoş geldin yayınımıza. Evet, vadeli tarafta pozitife işaret ediyor. 0.75'lik artıyla 3036 puandan işlemden geçiyor VIOP 30. Peki BIST 100 endeksindeki açılış beklentimiz ve hangi başlıklar şekillendirecek? Evet, günaydın, iyi haftalar. Oldukça pozitif bir başlangıç görüyoruz vadeli işlemlere baktığımızda. Geçtiğimiz haftaya da benzer şekilde aslında %6'nın üzerindeki pozitiflikle 2750 seviyesinde de kapatmıştık Borsa İstanbul 100 tarafında. Küresel taraftan başlayalım yine. Cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamları geldi. Burada konuşmuştuk Cuma sabahı da zaten.
beklentilerin üzerinde gelen istihdam rakamları Fed'in faiz arttırım sürecine yardımcı olacaktır. Bu da piyasaları baskı altında tutacaktır diye benzer şekilde oldu ve Eylül ayındaki toplantı için 50 bas puan fiyatlanırken artık 75 bas puanın fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Çok güçlü gelen istihdam rakamları sonrasında. Bu tabii küresel piyasalar üzerinde bir baskı yarattı. Geçtiğimiz hafta Dow Jones tarafı geri çekilmiş oldu. Çok yatay sayılacak bir seviyede de olsa. Yine S&P tarafında yatay sayılabilecek bir pozitiflik vardı. Ama bir önceki haftadan gelen o pozitif momentumun gelen verilerle birlikte korunamadığını gördük. Biz burada pozitif ayrışmamızı hafta boyunca sürdürmüştük. Bugün de başlarken Avrupa tarafında vadelilerin pozitif, Amerika'da negatif olduğunu görüyoruz. Ancak yurt içine baktığımızda bizim vadeli piyasamız %0.7 kadar pozitif güne başladı. Bu da Borsa İstanbul için güzel bir açılış beklentisini beraberinde getiriyor. Tabii bir yandan Tayvan-Çin arasındaki gerginlik takip ediliyor. Bir yandan makro veriler takip ediliyor. Bu hafta özellikle bugün için makro takvim oldukça sakin. Yurt dışı tarafta hem Amerika'da hem Çin tarafında Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları bu hafta alınacak. İçeride ise sanayi üretimi, cari denge ve işsizlik gibi rakamları alacağız. Bir yandan bilanço sezonu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zaten yükselişe önayak olan şirketlere baktığımızda havacılıkla bankacılığın öne çıktığını görmüştük. Bankalarda zaten büyük oranda bilançolar geldi. Eksik kalanlar İş Bankası ve Vakıfbank bu akşam gelecekler. Havacılık tarafında da TAV Havalimanları'ndan gelmişti finansallar. Bu hafta Türk Hava Yolları da oradaki amiral gemi olan şirketimizde finansallarını açıklayacak. Dolayısıyla bilanço mevsiminin bir yandan devam ettiği ve sektörel ve hatta hisse bazlı ayrışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ama pozitif momentumun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Bilançolar bu şekilde açıklanmaya devam ettikçe bankalar ve havacılık şirketleri yine bu haftanın da gözdeleri olabilir diyelim ve dolar TL'ye bakalım. Orada sakin seyir aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca da 17.90'larda kalmıştık. Haftaya başlarken yine 17.95 seviyesinde seyreden bir dolar TL var. Uzun zamandır buradaki yataylığını koruyor. Bu hafta gelecek olan makro verilere de baktığımızda buradaki akışı bozabilecek düzeyde bir veri bulunmadığını söyleyebilirim. Ayrı bir politik risk olmadıkça bu yatay seyirinde devam etmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yunus Şahin aktardıkların için. Bu haftanın özelinde jeopolitik gerilimler takip edilirken, konular ana başlık olarak takip edilirken, bir diğer tarafta ise ABD'den gelecek olan enflasyon verisi küresel piyasalarda bir miktar daha hakimliğini koruyacak gibi duruyor ve buna yönelik de Fed'den gelecek olan mesajlar. Peki yurt içinde hangi verileri takip ediyor olacağız? Yurt içerisinde bu hafta özelinde cari işlemler dengesi, işsizlik oranı, sanayi üretimi endeksi ve perakende satışlarla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi de bu haftanın içeride yine en özel verilerinden ve en belirleyici verilerinden biri olacağını da söylemiş olalım. ABD enflasyonun yanı sıra tüm bu ayrıntılarla şekillenen bir haftayı başlatmış olduk. Özellikle gelecek olan enflasyon verisi sonrasında da şekillenmeleri takip ediyor olacağız. Programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.